Selam arkadaşlar. Bugün yine değişik ve güzel bir tarifle beraberiz. Ve oldukça da pratik bir tarif. Kaşarlı mantar yapacağız. Ben şimdi bunu biraz kendime göre uyarladım. Sote olarak yapmayacağım. Biz kalabalık olduğumuz için 4 paket mantar aldım. Bunları şu şekilde dilimledim arkadaşlar. Yani çok kalın değil, çok ince değil. 2 milim, 3 milim arası. Birazcık tereyağı, ince dilim salam dilimledim. Birazcık biber ufaladım. Yani ufak ufak kestim. Biraz da kaşar rendeledim. Önce bunu teflon tavamızda bir güzel soteleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle döküm tavamızı çok iyi ısıtıyoruz. Mantar zeytinyağla gider. Tavamıza bir miktar zeytinyağı döküyoruz. Tabii ki tereyağı da çok yakışır. Ben ne yaptım? Zeytinyağı da tereyağını kombinasyon yaptım. Böylelikle hem tereyağı yanmayacak zeytinyağından dolayı, hem ikisinin de tadını bir araya getirdim. Bence gayet hoş olacak. Ben bunu iki postada yapacağım arkadaşlar. Siz bu malzemelerin yarısını yapabilirsiniz. Bizim nüfusumuz kalabalık olduğu için zaten mantar az bir şey kalıyor pişince. Yağımız eridi. Şimdi ilk postayı atıyorum. Bunun yarısını. Bunu böyle devamlı karıştırarak soteleyeceğiz. Bu arada biberleri koymayı da unuttuk. Biberlerin de yarısını. İsterseniz biber koymayabilirsiniz ama ben kaşar ve mantarın biberle yakışacağını düşünüyorum. Zaten bütün işlem bittikten sonra biz de fırına vereceğiz bunu. Biberlerimiz pişer arkadaşlar, merak etmeyin. Güzel sotelenecek bu. Mantarlarımız kavrulmak üzere. Arkadaşlar fazla kavurmuyorum. Mantarı da öldürmek istemiyorum. Şimdi bu salamdan içine biraz parça atıyorum. Birkaç parça. Bu ince dilim salam kullanın arkadaşlar. Öteki salamlar pek iyi olmuyor. Hem de çok da kaliteli değil. Bu salamlar daha kaliteli. Hem daha ince. Şöyle. Zaten hemen bir iki çevirmekle pişecektir tavuklarımız. Tavuklarımız da pişti. Zaten amacımız o kadar çok pişirmek değil. Yağına salamın tadında biraz geçmesini sağlamak. Şimdi bunu alıyoruz. Bir tane borcamımıza döküyoruz böyle. Gördüğünüz gibi çok büyükken mantardan hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde üstüne birazcık kaşar serpiyorum ben. Arasına. Tost gibi olsun. Çok değil. Çünkü esas kaşarı fırına verdiğimiz vakit üstüne atacağız. Evet, ikinci postumuz doldu. Şimdi bunları ilk postumun üstüne şöyle yerleştiriyoruz. Eskiden attığımız kaşarları kapatacak böyle. Katılıyor. Bu işlemi hallettikten sonra kaşarlarımızı serpiyoruz. Şöyle. Her tarafa gelecek şekilde. Bu tip yemeklerde ölçülere fazla takılmayın arkadaşlar.
Mantarın, kaşarın birbirine ölçüsü yok. Tamamen sizin damak zevkinize göre. Ölçü dediğin nerede olur? Pastada olur, börekte olur, hamur işinde olur, poğaçada olur. Bu tip yemeklerde ölçüye fazla takılmayın arkadaşlar. Tamamen sizin isteğinize bağlı olarak her şey gelişebilir. İşlemimiz tamam. Bunu ne yapıyoruz? Bunu şimdi fırına atıyoruz. Fırının üst kızdırmasına atıyoruz. Üst kızdırmayı açacağız. Kaşarları kızartacağız. Fırınızın kızmış olması gerekmiyor. Eğer ki üst kızdırmalı fırınız varsa fırını kızdırmanıza gerek yok. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Üstünü bir güzel kızarttım. Ben kaşarı böyle kızarmış seviyorum. Herkese deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.